Herkese selam arkadaşlar. Şu anda yepyeni bir formata başlıyoruz. Bu formatta alanında uzman zıt karakterler birbirleriyle kapışıyorlar ve bugün Türkiye'nin en esnek çocuklarından olan Esma Türkiye'nin en kaslı adamlarından olan Talha kapışıyor. Bana göstereceğiniz her şeyi yaparım. Talha abinin de canını okurum diye düşünüyorum. 10 yıldır spor sektörüyle uğraşıyorum. Kuvvet sporcusuyum. Esma iyi bir sporcu olabilir ama bugünün kazananı belli. Bir an önce yarışalım ve yeteneklerimi göstereyim. Bakalım kim daha güçlü, kim daha dayanıklı ve kim daha esnek. Bir yanımda Esma var. Esma inanılmaz atletik bir insan. Gerçekten burada bize video öncesinde şov yaptı. Esma, nasıl hissediyorsun kendini? Güzel. Yenecek misin Talha abi? Yeneceğim. Hadi bakalım, göreceğiz. Abi hoş geldin. Çok teşekkür ederiz. Yani saygılar, sevgiler, hürmetler, her ne varsa hepsi. Bugün bu videoda birbirine zıt, gerçekten çok zıt iki karakter görüyorsunuz. Ama bu demek değildir ki Talha kazanacak, hiç belli olmaz. Bugünün sonunda Esma da daha güçlü, daha kuvvetli çıkabilir. Çünkü biliyorsunuz jimnastikçiler ve esnek çocuklar normalden kat kat daha yüksek şeyleri yapabiliyorlar, başarabiliyorlar. Kendine güveniyor musun Esma? Evet. Korkuyor musun? Mesela kocaman duruyor, dev gibi duruyor yani. Yenebilecek misin? Bilmiyorum. Hadi bakalım, göreceğiz o zaman hep birlikte. İlk görevimizi söylüyorum arkadaşlar size. İlk challenge'ımız burada sabit bir şekilde asılı durmak. Bu kadar basit. Kim daha uzun süre durursa kazanır. Okey mi Esma? Kolay mı sence? Şöyle kaslarını göstersene. Yani neredeyse yakın. Talha abine yakın ama sanki onunki bir tık daha büyük. Ama olsun, ben sana güveniyorum. Bir tık. Bir tık. Çok ufak. Arkadaşlar aynı anda başlıyoruz. Kim daha uzun süre kalırsa o kazanır. Bu arada Talha kaç kilosun? Ben 130 kilo. Sen kaç kilosun? 25. 25. Aradaki fark, ya senin küsuratın daha fazla Esma'dan. O da eminim etkili olacaktır. Haydi bakalım. Gözümüz ayaklarında bro. Talha sen sanki... Abi beni konuşturmaman lazım. Peki seni konuşturmuyorum. Esma'cığım seni konuşturayım. Nasıl hissediyorsun? Ne kadar daha durursun mesela böyle? Talha'yı yakından çekseniz. Bu kadar rahat olması beni ilgilendiriyor. Buradan takipçilerimize ne söylemek istersin Esma'cığım? Alper abinin kanalına abone olun. Bakın Esma'yı duydunuz arkadaşlar. Bu arada 5 milyon abone olmamıza az kaldı. Abone olursanız çok seviniriz. Brom sen de rica etsem söyleyebilir misin abone olmaları hakkında? Kanala abone olmayı unutmayın. 5 milyona çok az kaldı. Helal olsun. Adam son sözlerini söyler gibi söyledi. Aa Esma düşüyor musun? 1 dakika mı oldu şu anda? Esma çok tatlı ama kazanmasına izin vermemem lazım. Aynen. Burada kuvvetli olan kazanacak. Esma ne oldu? Elim kayıyor. Gitme. Aa gitti Esma. Söyleseydim ben seni tutardım. Vay be, ben yemin ederim ki tahmin etmiyordum. Elin kaydığı için mi kaybetti yoksa gücün mü yetmedi? Elin mi kaydı? Tüh be. O zaman bu turun kazananı Talha oluyor. Vallahi helal olsun. Beklenmedik bir kazanış. İkinci yarışmamızdayız. Bu sefer Parende yarışması yapacağız. Parende ne? Bize gösterebilir misin bir tane? Gerçekten mükemmel. Senin de yapabileceğini düşünüyorum. Talha'cığım. Şimdi bize 5 tane arka arkaya parende atacaksın Esma'cığım. Biz de bunu hem estetik olarak göreceğiz hem de zaten ne kadar yapabiliyorsun onu göreceğiz. Başla. Bravo. Neredeyse hiçbir çizgiden şaşmadın. Süpersin ki zaten şaşırdık mı? Şaşırmadık. Deniyorum. Tabii. Hazırız. Hazırız. Bir. Şöyle 1. 2. Esma gibi 3. Güzel. Son. Yoruldum bir dakika. Abi bir şey söyleyeyim, bence sen bırak. Çünkü bu konuda, yani estetik konusunda tabii ki Esma'nın eline su dökemezsin. Burada tabii ki kazanan sen oldun ve durum 1-1 oluyor. Oha abi, bayağı nefes nefese kaldı bak bak. Yani böyle yaşamak bile çok zor. Değil mi? 130 kilo yani. Mesela size ara bir şey söyleyeceğim. Ara bir yarışma, bir challenge. Size sırtınızı kaşıyabilir misiniz mesela? Şu noktaya yukarıdan ulaşabiliyor musun? Esma seni görelim bir de. Arkanı dön. laps diye ulaşıyor ve dokunuyor. Ben bu yarışmaları seçerken ikinizin de böyle gücünü, kuvvetini dengeleyerek seçtim. İlk yarışmada biraz güçtü. Şimdi biraz daha jimnastik yarışmasıydı. Şimdi tekrardan güç yarışmasına geçiyoruz. Ve sırada şınav yarışması var. Yani sen bence çekiyorsun ara ara. Evet. Ara ara. Çok nadir. Sen hiç daha önce şınav çektin mi Esma? Kuvvet şeyleri yaparken yapmıştık ama sınav çekmiyoruz. Böyle duruyor. Duruyorsunuz. Ha. O da olabilir ama bu sefer gücünü göstermen lazım. Şınav çekmen lazım. Hadi gel deneyelim. Bakalım kaç tane çekebiliyorsun. Daha sonrasında da Talha abin denesin. Bakalım çekebiliyor mu? Başla bakalım. 1, 2, 12, 13, 14, 22. Bırakmalı bence. Bayağı iyi. 27, 30. Helal olsun sana be. Bravo. Esma'ya büyük alkış. Helal olsun. 30 tane çektin be. Vallahi maşallah sana. Çak. O zaman Talha senden de şınav bekliyoruz. Tabii ki bunun eşit olması lazım. O yüzden Esma'cığım gelebilir misin buraya? Seni Talha'nın sırtına alacağız. Talha öyle şınav çekecek. Şu adamdaki göğüslere bak. Yani başka türlü olmaz. 3, 2, 1. 1, 2, 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31. Abi 32. Oha. Abi oha. Bir tane çekebilir misin benimle birlikte? Yok. Oha. Ama helal olsun. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Koca adam yine başardı yani 30'dan fazla çekmeyi. Helal olsun. Amut'ta göreceğim seni. Amut'ta göreceğim seni diyor. Doğru diyor. Bir sonraki tur Amut turuydu. Amuda kalkma turuydu. Sen biraz soluklan. Ondan sonra amuda kalkmayla devam edelim. Sırada amuda kalkma yarışması var. Amuda kalkıp ne kadar gidebiliyorsunuz onu göreceğiz. İlk önce Esma denesin. Daha sonra da sen dene. Sonuçta bir tık daha Esma'nın uzmanlık alanı. Göstereyim mi Esma nasıl yapılır diye? Görmek ister misin? Kalkıyorum. Tamam. Yapamayacağım zannediyor. Allah! Tam bir hayvanım gerçekten ya. Güzel oldu mu? Teşekkür ederim. Çok iyi kalpli gerçekten. Tertemiz bir kız. Ama anladınız olayı siz. Esma'cığım bakalım amuda kalkıp ne kadar ilerleyebiliyorsun? 3, 2, 1. 1. Oh, çok iyi. Düşecek zannettim. Çok iyi gidiyorsun. Oo. Eve kadar gidiyor buradan. Kaptırdı gidiyor şu an. Buraya kadar geldi. Neredeyse bütün parkuru tamamladı. Bakalım koca adam, makine, the makine ne yapacak bu konuda? Şu anda bu arada durum 2-1 Talha önde. Evet. Bravo. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Boynun kırılıyordu ha. Sen ben mi yanlış gördüm? Bir böyle bir gidiyordu. İyi misin? Allah'tan orada bildiğim bir teknik var. Başımı içeriye koydum. Ha, iyi. Çok şükür. Beni şaşırtmadı bu sonuç. Yani Esma bu konuda tabii ki daha iyi. Sen nasıl şınavda iyisen Esma da. Şu anda durum 2-2. Çekişmeli. Güzel. Bu arada her kapışma sonrası makinenin olduğu taraftan şöyle sesler geliyor. Ama Esma'da tık yok. Bak böyle duruyor Esma. Şimdi durum 2-2 ama senin sevineceğin bir şey yapıyoruz. Şimdi barfix yarışmasında sıra. İlk önce sen yarışıyorsun. 3, 2, 1. Ops. Hah. Hadi bakalım kaç tane yapabileceksin? Çekemiyorum. Diğer türlü. Ha. Tamam. Şimdi böyle çek. Kıyamam, çok tatlı. Ben deneyeyim. Öyle gülüyorum da. Bakayım Esma'cığım sen... Gel. Esma'yı da bıraktım orada. Kızı kaldı, inemiyor. Yeter. Bir tane yeter, kafi. Bakalım birden fazla çekebilecek. Bir tane çekersem kazanıyorum. Bir tane çekersen kazanıyorsun. Arkadan vallahi sarılacağım. Oha abi, adamı tuttum çekemiyorum. Oha. İnanılmaz. Arkadaşlar hiç şaka yapmıyorum. Hayvan gibi bastırdım ama boşa gitti bastırmam. Evet, barfix yarışmasında Talha kazandı. Durum 3-2. Ne oldu Esma? Geriye düştün. Bunu toparlarız. Bir güç challenge'ının ardından tekrardan daha esnek olmayla alakalı bir challenge'ımız geliyor. Köprü şeklinde yürümeye çalışacaksınız. Esma'cığım bize gösterir misin? Hatta gösterme, direkt buradan başlayalım seninle. Bakalım nereye kadar gidebiliyorsun. Kız ikiye bölündü o birden. Yani... Şu laps diye katladı kendini. Bu biraz korkunç değil mi ya? Bakalım yapabilir misin? Ben istersen direkt verebilirim yani. Yani direkt pes mi diyorsun? Yani direkt pes edebilirim. Bir dene belki, yani esnek adamsın. Abi bir yere kadar esnek. Hadi bakalım. Bunu... Allah! Ahan da belim tutuldu şu an. Hadi be! Vallahi mi? Gel gel abi, sen belinle para kazanıyorsun. Allah! Bence hiç boş ver, karıştırma. Durum 3-3. Baş başa bir mücadele. Şu anda sırada mekik var. Durum 3-3. Mekikte bilmiyorum kim kazanır. Yani sen 130 kilonun bir mekik çekmesi var. Bir de 25 kilonun mekik çekmesi var. Sen niye böyle üzgün üzgün bakıyorsun? Merak etme, yeneceksin şimdi. İlk olarak kim başlasın? Bence ben başlayayım. Çünkü Esma için sabaha kadar çeker dediler. Hadi bakalım. O zaman sen başla, bir sınırımızı görelim. 1, 2, 3. Ben şu an kaç tane çekeceğimi anladım. 5. 16, 17, 19, sen her türlü yenersin Esma. 20. Abi 130 kilo adam, yani 20 tane bile gerçekten iyi bence. Evet Esma'cığım, sıra sende. 1, 2, 3, 10. Helal olsun, hadi Esma bak. Arkadan sana destek geliyor. Bravo. 19. Anne. Son 2. Aa, 20. Bunu yaparsan kazanıyorsun ve kazandı. Bravo. Bravo Esma. Ne oldu durum? 4-3 mü? 4-3 olmuş durum. Çak. Süpersin. Evet, bir sonraki etapımızda bu şekilde tutunma suretiyle daha uzun süre kalan kazanır. Acıtıyor ha. Vallahi bu hem güç isteyen hem de nasıl diyeyim, estetiklik de bir noktada istiyor. Bunu kim kazanır? En ufak bir fikrim yok. Hep birlikte göreceğiz. Başla. Evet, şu an bakıyorum. Gayet nizami. Talha'nın ben suratını buradan görüyorum. Çok iyi durumda değil. Onu söyleyeyim. Nasıl hissediyorsun Esma? O mu terlemiş? Bakayım. Sende ben ter göremiyorum ama bu tarafta ciddi bir ter görüyorum. Evet bakayım. Görüyorum. Ortalama 1 dakika falan geçti herhalde. İkisi de kolları saldı artık. Ama bakayım kafan değmiyor değil mi Esma? Ha, yok. Değmiyor. Aman değmesin ha. Vallahi diskalifiye olursun. Düşsene be. Abi sen zaten kafayı değiyorsun ha. Vallahi bıraktım. Vallahi. Oho, Esma da bıraktı hemen. Esma da yorulmuş bro. Ama yapacak bir şey yok. Esma kazandı. Yalnız adam çok terledi ya. Esma 5-3 öne geçiyor şu anda. Bu turun galibi Esma oldu. Bu beni yani şaşırttı desem, şaşırtmadı desem, yani tam aradaydım. Ama Esma kazandı. Tabii daha hafif olduğu için. Durum 5-3. Bir sonraki etapımıza geçiyoruz. Bir sonraki etapımız şu platform üzerinde olacak. Yapacağınız şey çok basit. Ben şimdi zaten yaptığımda göreceksiniz. Şöyle tutunarak karşı tarafa doğru geçiyorsunuz. Bakın görüyorsunuz, çok rahat yapıyorum. Çok rahat. Bu. Ama tabii tek farkla sizin ayağınız havada olacak. Başla. Oo, ikili ikili gidiyor. Tabii onun da öyle bir avantajı var. Oo, bayağı hızlı. Tek koluyla gidiyor. İlginç bir taktik. Son tarafa geldi ve dokundu. Kaç saniye? 12 saniye. Esma rakibin şov yaptı resmen. Ne yaptı bu adam? Geçer misin 12 saniyeyi? Görün. Talha abin ikişer ikişer gitti. Biz ne yapacağız? Geleceğiz. Şuradan başlayacağız. İkişer ikişer attı adam. Öyle şey mi olur ya? Tamam. Hazır mısın? Hatta gel. Şöyle gel. Gel. Heh, tamam. Hazır mısın? 3, 2, 1. Başlattın mı süreyi? Olsun Esma, ben sana güveniyorum. Olsun, boş ver. Evet. Yoruldun mu? Bırak. Kayıyor. Elin mi kayıyor? Bırak, olsun. Kaç saniye oldu? 14 saniye. 14 saniye olmuş zaten, boş ver Esma. Adam ikişer ikişer laps lups geçti. Gücünü, kuvvetini konuşturdu. Durum 5-4. Şimdi aslında sona kalan etabımızda şunu da takla atma yarışmasıydı. Ama durum 5-4 ve bence bunun da kazananı belli. Evet. Ama bir yine de deneyelim. Esma'cığım bize şunu da bir takla atabilir misin? Bravo. Yapabilir misin? Yok. Bir dene, zorlasana. Bir zorla. Abi dur şu. Yani son durak 8 gibi şu kafama inecekti ya valla. Abi o da güzel. Bu da güzel hareket. Ama o burada değil zaten. 5-4 Esma öndeydi. Toplamda 6-4. Esma sen kazandın bugün. Vallahi helal olsun arkadaşlar. İşte istediğin kadar kuvvetli kaslı ol. Bazı şeyler esneklik ve hafiflikle de alakalı. Yani burada Esma daha kuvvetli diyebilir miyiz? Tam diyebiliyor muyuz? Bence diyebiliriz ya. Kuvvetli ve yani daha dayanıklı. Heh, dayanıklı doğru kelime. Daha dayanıklı diyebiliriz kesinlikle. Esma sana buradan helal olsun diyoruz. Bu arada Esma'nın da olduğu Atom Karınca Jimnastik Kulübü'ndeyiz şu anda. Burada bize çok güzel ağırladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda senin de Instagram hesabını... YouTube kanalın var mıydı abi? Var değil mi? Aynen. YouTube kanalında, Instagram hesabında aşağıdaki linklere bırakıyorum. Eğer kas yapmak istiyorsanız bu adamı takip edin. Aslında Esma'yı takip etmeniz lazım ama muhtemelen hesabı yoktur. Esma'cığım tekrardan teşekkür ederim ikinize de. İyi ki varsınız. Dostluk kazansın. O zaman şöyle bir üçlü yumruk. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.